1400 yıl önceydi. Arap Yarımadası'na sapkın bir din anlayışı hakimdi. Araplar geleneklerine körü körüne bağlıydı. Örneğin bir kız çocuğu dünyaya geldiğinde kendilerine bir bela isabet ettiğini düşünürlerdi. Onu aşağılanmayı göze alarak büyütürlerdi. Daha geçerli olan uygulama ise kız çocuğunu diri diri kuma gömerek öldürmekti. Bu sapkın anlayış Kur'an'da şöyle bildirilir. Onlardan birine kız çocuk müjdelendiği zaman içi öfkeyle taşarak yüzü simsiyah kesilir. Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı topluluktan gizlenir. Onu aşağılanarak tutacak mı yoksa toprağa gömecek mi? Bak verdikleri hüküm ne kötüdür. Böylesine cahil fikir ve uygulamaların yaşandığı bir dönemde Allah Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Kur'an'ın insanlara yol gösterici bir kitap olduğunu da bir Kur'an ayetinde şu şekilde açıkladı. Elif, Lam, Ra. Bu bir kitaptır ki Rabbinin izniyle insanları karanlıklardan nura, o güçlü ve övgüye layık olanın yoluna çıkarman için sana indirdik. Kur'an'da bildirilen gerçekleri öğrenip uygulayan Araplar, kısa sürede dünyanın en ileri medeniyetini kurdular. Bu medeniyetin temeli ise Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'di.